Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakta Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin anlatımını yapacağız. Yeleğimizin şu alt kısmındaki modele şöyle bir göz atacak olursak gerçekten çok güzel, çok hoş bir modeli var. Üst kısmında trabzanlardan oluşmakta, roba kısmından başlayarak bu alt kısmındaki örneğimizi kurarak yeleğimizi sonlandırıyoruz. Benim yeleğim 9-12 aylık çocukların kullanabileceği ölçüdedir. Yeleğimizi eğer daha büyük yapmak isterseniz şu başlangıçta benim yaptığım ölçülerden daha fazla başlayarak yapacaksınız arkadaşlar. Mesela her yaş için 6 zincir daha fazla eklemeniz gerekiyor. Bu 6 zincir de 6 trabzan demek. Bu 6 trabzanı nasıl yerleştireceğiz? Birer tanesini önlere, birer tanesini kollara, iki tanesini de arkaya yerleştireceğiz. Her yaş için bu şekilde ilerleyeceğiz. Her yaşta 6 ilmek fazladan öreceğiz. Bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi dilerseniz ben size ölçülerini de vereyim yine. Yeleğimin şöyle. Evet, beden kısmı 26. Sadece şu roba kısmını ölçeceğim. Şu kola kadar. Bakın buraya kadar 12 santim, kenarıyla birlikte 13-14 santime kadar geliyor arkadaşlar. Tam boyu da 33 santim kadar bir boyu var. Evet, yeleğimiz bu şekilde. 3 tane de bu önde de 3 tane de düğme kullandım. İsterseniz siz tamamını düğmeli olarak da yapabilirsiniz. Kullandığım malzemem kar topu baby band kullandım. 100 gram 250 metredir. Renk kodu da K257. Tığ olarak da ben 3 milim kullandım ama 3,5 milim kullanın arkadaşlar. 3,5 milimle çok daha güzel olacaktır bu model. Ben tekrar yapacak olsam 3,5 milimle yaparım. Bunu söylemiş olayım. Evet, yaklaşık olarak 1,5 adet ip yedi. Bir yaş ölçüsünde 9-12 aylık ölçüde 1,5 adet ip kullanmış oldum. Daha büyük yapacaksanız daha fazla sayıda ipiniz gidecektir. Evet, bu şekilde malzemelerimi de tanıttığıma göre isterseniz yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, yeleğimizin yapımına başlayalım. Toplamda 70 tane zincir çektim. Bu 70 tane zincirimin şöyle ölçüsünü bir alayım sizlere. 32 santim. Şöyle açayım. Evet, 33 santim arkadaşlar. Açınca 33 santimlik bir zincir çektim. Şimdi bu zincirimizin üzerine kollarını, beden, arka bölümlerini ayıracağız beraberce. Evet, ipimi buluyorum. 1, 2, 3, üçüncüye şöyle bir trabzan yapacağım. Toplamda ön için 10 tane trabzan yapacağız. Şunu da sayıyorum. 1, 2 tane trabzan yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzan yaptık arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 ve 10. İpimi doluyorum. 11. trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir. 11. trabzanımı yapmış olduğum yere bir tane trabzan yapıyorum. Aynı yere. Burada ön kol bölümlerini ayırmış olduk böylelikle. Şimdi arkası için devam edeceğim. Bunu da sayıyorum. Yani şu artırma yapmış olduğumu sayıyorum. Bununla birlikte kol için 13 trabzanımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet. Kol içinde 13 trabzan yaptım.
14. trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Burada da yine kol ve arka bölümünün artırma yerini oluşturmuş olduk. Arkası için de yine bu trabzanı sayarak 20 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Evet, 20 trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum. 21. trabzanımı yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Yine bunu da sayarak kol için 13 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Evet. 14. trabzanımızı yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzanımı yaptım. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Burada kaç tane yapmıştık? Bakın ön için 10 tane yapmıştık. Yuvamla 2, 4, 6, 8, 10. Yuva ile birlikte 11 tane trabzan var burada arkadaşlar. Şimdi burada da yine yuva ile birlikte, yani bunun bacağı ile birlikte 11 tane trabzan olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Yani burada bunu saymıyorum. 1 saymadan 10, sayarak 11. 3 4 5 6 7 8 9 10 bakıyorum 2 4 6 8 10 bir tane daha yapacağım ve 11. Şimdi bakın burada 10 tane trabzanım var. Bu da yuvanın bacağı arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Burada önde yine 10 trabzan yaptık. 11.ye yuvamızı yaptık. O yüzden burada 11 tane trabzan gözüküyor. Burada da yine aynı şekilde gözükmesi gerekiyor. Evet, şimdi döndürüyorum. 2 zincir veya 3 tane de çekebilirsiniz. Ben buralarda 2 zincir çekiyorum. Dibine batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Veya şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle 2 zincir değil. Şimdi burada o zincirdeki boşluğun oluşsun istemiyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen dibine. Dibine bakın. Dibine batıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Böylelikle burada o zincirdeki boşluk gözükmemiş olacak. Burada bir trabzanım var şu anda. Şimdi devam ediyorum. Dönüşlerde bir zincir hemen dibine trabzan yaparsanız o boşluklar olmayacaktır. Bütün modellerinizde, hırkalarda, yeleklerde bunu yapabilirsiniz. Sayalım yine. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yuvaya 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Altta bir trabzandı. Burada 2 trabzan yaptık. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Başka hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Yuvaya kadar yine böyle gelelim.
Yoğun içerisine yine iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan. Devam ediyorum. Diğer yuvaya gelene kadar örelim. Evet, yine yuvaya geldim. Şöyle bir iki trabzan yapıyorum yuvaya. İki zincir ve tekrar yuvaya iki trabzan yapıyorum. Burada trabzandan farklı bir şey yapmadığımız için hızlı örüyorum arkadaşlar. Robamız bu şekilde zaten hep trabzanlardan oluşacak. Beden bölümünde örneğe geçeceğiz. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model olacak. Aynı zamanda bu yeleğin eteğini de sizlerle paylaşacağım. Kanalımda yer verince bu yelek videosunun hemen alt kısmında açıklama kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar. Eteğin. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu sıranın sonuna geldik. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine, şöyle dip kısmına bir trabzan yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi burada da yuvaya kadar gelelim. Bir sırada yuvaya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaparken ikinci sırada, yani bir üst sırada iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan yaptık. Şu anda üçüncü sıramızdayız. Burada da yine bir trabzan, bir iki zincir ve bir trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın bir trabzan yuvaya. Şöyle bir iki zincir çekiyorum ve yuvaya tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Robamız boyunca bir sırada bir trabzan, bir sırada iki trabzan şeklinde robamızı hazırlayacağız. Evet, şimdi de isterseniz siz de roba kısmını örün. Bu örnek kısmında buluşacağız. Kol birleşimi kısmında ben kaç sıra ördüğümü ve kaç santim ördüğünü sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında da kol birleşimiyle geleceğiz. O kısma kadar örelim, gelelim. Benim robam bitti arkadaşlar. Toplamda 10 sıra ördüm. Benim 10 sıram 10 santime denk geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, benim 10 sıram 10 santim. Arka bedenimi ölçeceğim. Arka bedenim de 24 santim oldu. Bu kolları birleştirirken de zincirle birleştireceğiz. Yine bedenimde birazcık genişleme olacaktır. Evet, şimdi kol birleşimiyle devam edelim. Öncelikle şöyle kol artırma yerine kadar gelelim. Evet, yuvaya kadar geldim. Şimdi yuvada bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Yine burada siz daha fazla da çekebilirsiniz. Benim için 3 zincir yeterlidir. Şimdi diğer tarafa geliyorum. İpimi doluyorum. Buraya da yine bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve kolumuzu bu şekilde birleştirdik bedenimize. Şimdi bakın yuvaya değil hemen yanındakine batarak devam ediyorum. Diğer tarafta da yine aynı şekilde yapacağım. Burada 3 zincir çektiysem diğer tarafta da yine 3 zincir çekeceğim. Ve o şekilde birleştireceğim. Yine o kısma kadar gelelim. Evet, yine o kısma kadar geldim. Bir trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Ve yine diğer tarafı, birleşim yeri. Buraya da trabzanımı yapıyorum. Ve devam ediyorum.
sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum yine. Hemen dibine iğne batıyorum. Bu sırayı trabzanla devam edelim. Sadece trabzan yapacağız. Örnek kısmımızı bu sıranın hemen alt kısmında koyacağız. Düz kısma gelsin istiyorum. Şu kol altına kadar gelelim. Evet, şimdi kol altındayım. Şuraya, şurada en sona yine bir trabzanımı yapıyorum. Zincirimin üzerine 3 tane zincirim vardı. Bunun üzerine 3 tane trabzanımızı yapacağız. 2 ve 3. Şimdi devam ediyorum. Diğer tarafta da yine aynı şekilde zincirin üzerine 3 tane trabzan yapacağız. Bu şekilde yapalım. Bir üst sırada örnek kısmımızla devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi örnek kısmımıza başlayacağız. 4 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 4 trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye yine trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Sadece başta bir tane ayırdık. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar ipimi doladım. 1 2 tane atladım. Üçüncüye bir tane trabzan. İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 İpimi doluyorum. Bakın hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. 1 2 tane atladım. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. Beş ipimi doladım. Yine 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapacağım. Bu şekilde hep 2 2 atlayarak bir tane trabzan, 2 atlıyoruz, 5 tane trabzan. 3 4 ve 5. İpimi doladım. 1 2 tane atladım. Bir tane trabzan yapıyorum. Örneğimizin ilk sırası bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonunda bu kısmı göstereceğim size. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldik. Burada bakın arkadaşlar, 3 tane, 1, 2 ve 3 tane dolgum var. Bir de şu zincirim koltuk altında doğru 4. Diğer tarafa geçiyorum. 1, 2, 3 tane dolgum var. Koltuk altına doğru 4. Bu kısımların eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi en son bir tane trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum. Yine burada bir tane atlayacağım. Diğer tarafta bu trabzanı yaparken bir tane yapmıştık. Yani bir tane atlamıştık. Bakın 4 trabzan yaptık. Bir atladık. İkinciye trabzanımızı koyduk. Şimdi yine bu şekilde bir tane atlıyoruz. İkinciye trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada 4 tane trabzanım olacak. 2
3 ve 4. Eğer eşit gelmemek gibi bir durum olursa arkadaşlar ne yapalım? Şurada 2 tane değil de 3 tane atlarsınız. Veya 1 tane atlarsınız. Burayı denk getirirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. 4 tane trabzanımı yine yapıyorum. Bu 4 trabzanım hiç eksilmeyecek, artmayacak. Bu kenarda başta ve sonda hep olacak. Evet, 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bakıyorum. Önümde bir tane trabzanım var. Bu trabzanımı lastik olarak alacağım. Şu anda ters yüzdeyiz. O yüzden ipimi doluyorum ve şöyle önden kaya doğru gelerek bu şekilde alıyorum. Şöyle bakıyorum. Lastik olarak. Bunları, bu bütün tek trabzanları bu şekilde yapacağız. Şimdi ipimi doluyorum. Burada da yine lastik olarak alacağız. Bu beşli dolguda. Ama biz burada bu önden alıyoruz lastiklerimizi. Bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İpimi doluyorum. Bir taneyi atlıyorum. Şunu. Diğerinin hemen yine belinden kavrayarak lastiğimi yapıyorum. Bu şekilde. İpimi doluyorum. Dilerseniz şuradaki bu 3 zinciri 2 tane de çekebilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa 3 çekin. Benim gibi bolsa 2 çekin arkadaşlar. Ben 2 çektim. Biraz gözüme büyük gözüktü. Şöyle alalım. Evet, burayı 2 çektim. Şimdi ipimi doluyorum. Şu tek trabzanı, bakın önden geliyorum. İlmeğimin üzerinden alıyorum. İpimi doladım. Bunları bu şekilde. 1 2 trabzan, 2 zincir, bir taneye atlıyorum. Üçüncünün belinden tutuyorum. 4 5. Tekrar ipimi doladım. Şu tek trabzanı şu şekilde alıyoruz. Şimdi şöyle bir önden görüntüsüne de bir bakalım. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Dolgularımızı bu şekilde alıyorum. Birinciyi. İkinci. Bir, iki zincir. Bir tane atlıyorum. Üçüncünün. Dört ve beşincinin de belinden bu şekilde trabzan olarak alıyorum. Bunu da yine şöyle önden. İki zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde. Ve bunu da belinden. İki. İki zincir çekiyorum. Bir taneyi atlıyorum. Dördüncü ve beşincinin belinden alıyorum. Şöyle bakalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki bu 4 trabzanımı yine yapıyorum. 2 3 4. Evet, şimdi döndürdüm. Yine 4 trabzanımızı yapalım. 1 2 3 4. Şimdi bakıyorum burada lastiğim, tek trabzanımın lastiği. Bu lastiği önden alıyorum. Yani şu kapartının hep ön kısımda gözükmesini istiyorum. Evet. İpimi doluyorum.
Şurada iki tane zincir çekmiş olduğumuz yer var. Bu iki zincirimizin içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Yani ilk sıranın tekrarını yapıyoruz şu anda. İpimi doluyorum. Şu lastiğimizi yapıyoruz. Tekrar ipimi doladım. Şu iki tanenin içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu lastiğimi önden alıyorum bu şekilde. Evet, tekrar ipimi doladım. Bunun içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Lastiğimizi de yine lastik olarak alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz. Gerçekten oldukça kolay ve basit bir model. Ama bir o kadar da şık gözüküyor. 3, 4 ve 5. Evet, şu lastiğimizi tekrar lastik olarak alacağım. Yuvanın içerisine de 5 tane trabzan. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde gelelim. Bir üst sırayla devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. 4 trabzanımı yine yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakıyorum bu tek trabzanım. Yine bunu şöyle önden alıyoruz. Çünkü ok abartının ön kısımda olmasını istiyorum. Evet, şimdi İlkini şu şekilde yine lastik olarak alıyorum. 1. İkinciyi yine lastik olarak alıyorum. 2. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bir tane atladım. İkinciyi yine lastik olarak alıyorum. 2. İpimi doladım. Şunu tek olarak lastik yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bunu bu şekilde lastik olarak alıyorum. 1. İkinciyi lastik olarak alıyorum. 2. 2 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Üçüncüyü, pardon, dördüncüyü ve beşinciyi lastik olarak aldım. İpimi doladım. Şu tek trabzanımı da yine diğer taraftan lastik olarak aldım. Birinciyi, ikinciyi, 2 zincir çekiyorum. Üçüncüyü atlıyorum. Dördüncüyü, beşinciyi lastik olarak aldım. Bu tek trabzanımı da ön kısımdan bu şekilde aldım. Döndürelim ve görüntümüz bu şekilde ilerleyecek. Yine bir üst sırada bunları önden alacağım lastikleri. Bu iki zincir yapmış olduğum yere 5 tane trabzan yapacağım. Ve yeleğimiz boyunca bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar, yani bedenimize göre uzunluğa gelene kadar. Benim bedenim 24 santimde. Şimdi bakalım ne kadar büyümüş. Bakın şu zincirlerimizle birlikte, çektiğim zincirlerle birlikte bakalım ne kadar oldu. 26. Şuradan ölçüyorum. Evet, 26 santim oldu. 26 santim de benim için yeterli bir ölçü. Yaklaşık 9-12 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçüdür. Uzunluk olarak da şöyle 31-32 santim kadar bir öreceğim. Ben öreyim, sizler de örün. Son kısımda görüşelim. Arkadaşlar, benim yeleğim boy olarak tamamlandı. Şimdi size şöyle tam boy olarak ölçüsünü vereceğim. Şöyle robadan itibaren.
Evet. Tam roba uç kısımdan itibaren buraya kadar tam 33 santim arkadaşlar. Göstereyim bakın. 33 santim. Hatta şöyle yukarıya alayım. Sizler de görün. Evet, 33 santimlik bir ölçüde ördüm. Şimdi bitti. Burada bitiriyoruz. Bakın en son şu dolgulu kısmını bitiriyoruz. İpimiz sağ tarafta. Kenar kısmına gideceğiz yukarıya doğru. Şimdi şöyle hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında şöyle zinciri yarıyorum ve ilerliyorum. Bulduğum bu boşluklara sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Ve şuralara değil bakın. Şuradaki trabzanımı yarıyorum. Şekilde. Başa kadar böyle geleceğim. Sık iğne yaparak göstereyim. Evet. Bu şekilde yaka kısmına kadar ilerleyelim. Şimdi başa kadar geldim. Başta da yine yaka kısmına sık iğne ile döneceğim. Yaka kısmına şurada bir sık iğnemi yaptım. Aynı yere tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Burada dönüşümü sağlamış oldum. Daha sonrasında bakın şu trabzanlarımızı yapmış olduğumuz ilmeklerin hemen şu kısımları var. Gözüküyor. Bakın bu kısımlarını yaparak ilerleyeceğiz yine sık iğnelerimizi. Şu ipi de arada yürütüyorum. Evet. Şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Diğer yakaya kadar aynı şekilde gelelim. Evet, yine kenara kadar geldim. Burada dönüşüm için yine aynı yere iki tane sık iğne yaptım ve aşağıya doğru ilerliyorum. Sık iğnelerimle. Aynı tarafta diğer tarafta ne yaptıysam hani sık iğne yaptım. Bütün bu boşluklara ve şu trabzanları yararak yaptım. Aynı şekilde burayı da aşağıya kadar ineceğim. Sonrasında ipimi keseceğim arkadaşlar. Böylelikle yeleğimiz tamamlanmış olacak. Gövdesi kollarına geçeceğiz. Gayet basit ve güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenerek örersiniz ve kolaylıkla da örebilirsiniz. Şimdi dibe kadar inelim. Evet, sık iğnesini bitirdim. Şöyle 3 tane de düğme diktim arkadaşlar. Dilerseniz böyle sonuna kadar da düğme dikebilirsiniz. Ben sadece şu örnekte kısma kadar 3 tane düğme dikmek istedim. Bir kolunu yaptım. Şöyle bakın göstereyim. Bu şekilde. Diğer kolunu da beraber yapacağız. Şöyle kol altından itibaren kol altından ilmeğimi ekleyeceğim. Şöyle hemen dibine yine sık iğne yapıyorum. Evet. Şuraya da sık iğne yaptım. Şimdi şu yuvamın içerisindeyim. Bakın burada bir yuva var.
Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 tane ilmeğimi atlayacağım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. 1 2 tane atladım. Üçüncüye 5 tane trabzan yapacağım aynı yere. 2 3 4 5 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. Tekrar ipimi doladım. 1 2 tane atladım. Üçüncüye trabzan. İki, üç, dört, beş. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye beş tane sık iğne yapıyorum. Dört ve beş. Bir, iki tane atladım. Üçüncüye sık iğne. Şimdi şu kısma kadar bu şekilde gelelim. Şimdi burada geldik yine bakın. Şurada yine bir yuva var. O yuvanın içerisine yine 5 tane trabzan. En son sık iğne yaptım. Yuvanın içerisine 5 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 trabzanımı yaptım. Şimdi şu kol altına geliyorum. Şuraya bir sık iğne yapacağım. Ve birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bunu da şöyle arkada yürütelim arkadaşlar. Böylelikle de yeleğimizi sonlandırmış olduk. Evet, kollarımızı da bitirdik. Yeleğimizi de böylelikle sonlandırmış olduk arkadaşlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir ve kolaylıkla da yapabilmişsinizdir. Gerçekten çok şık ve çok tatlı bir model. İsterseniz kız çocukları, isterseniz de erkek çocukları için yapabilirsiniz. Her ikisi için de uygundur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.